Boş evleri temizleyip bir de karşıma geçip konuşuyorlar ya. Aslında hiçbir şey dememe gerek yok da yine de hak ediyorlar yani. Siz bir şey demeyin. Eliniz göstersin temizliğinizi. Söylemeye gerek yok. Ortada her şey. Görüyorsun. Şimdi yer bezimle şöyle bir sileceğim. Bulaşık makinesinin arkası inanılmaz bir kir vardı. Yemek artıkları, yağ kalıntıları, onların aynı şekilde yağ sökücü sıkılıp temizlenmesini bekliyorum. Evet, buzdolabı dışarı taşmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi teyzenin bütün reçeli, salçası, yemin ediyorum evin her yerine yayılmış. Bakın dolabın arkası berbat. Hemen hızlıca araba fırçasıyla, Allah'tan ki yerler fayans. Şöyle deterjanla yumuşatıyorum. Şimdi güzel bulaşık telimi alıyorum elime. Öyle kirmiş, ben elimi süremezmişim. Yok, dalıyorsunuz. Şuna bak, şuna berbat. Şey, alabilir miyim? Düşünün, yer kazıyoruz. Bu hep şey, salça, reçel. Nasıl kurumuş yerlerde? Dakika geçiyor bu arada. 10 bin liraya çok yaklaşıyoruz saat olarak. Bak, 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 bak. Yani demek ki uzun süredir bunun arkasını hiç çekmemişler. Çekmemişler Kadir. Ev sahibi söyledi zaten. Evet, belli oluyor sağ olsun. Evet, şimdi hızlıca buzdolabı ve dondurucuyu yerine itiyorum. Bakalım nereler temizlenecek, birazdan göreceğiz. Hep birlikte. Mutfağa ilk girdiğimde, ocağı çektiğimizde kenarında çok fazla bir yağ birikintisi vardı. Çok yağlıydı. İnşallah orayı güzelce temizlemiştir. Yağ sökücüyü iyice sıkıp orayı terlemesini bekliyorum ve o kalıntıları yok olmasını istiyorum. Zakire Hanım, onlar ne öyle? Pasta. Pasta. Gördüğünüz gibi pasta olmuş. Teyzenin kız yemekleri... Allah canım, pastadan tiskindik yemin ediyorum. Bakalım, bak. Yağ, salça... Mercimek, her şey, ne her ararsa şey. Ay milletin içi kapıramaz ay günü. Bas bas, çabuk süre geçiyor. Hadi Zakire, hızlı oluyoruz hadi. Zakire Hanım başta güzel temizlik yapıyordu. Sonradan fark ettim ki detayları atladı. Şimdi şu derin dondurucunun üstünü bir boşaltıp sileyim. Ya da sen, Zakire sen bunu böyle çek. Tamam. Ben şu camın önünü bir boşaltayım. Hızlıca şu cama bir girelim. Hadi bakalım, hadi. Bunu atayım mı ben? Yes. Atayım mı bunu, sileyim mi? Kenara koy Zakire'm, elini, bir şey başkalarının elini kesmesin, kenara tamam. Koy. Tamam, içine attım ki çıktı o zaten. Ağzıma gir, gel. Şimdi... Birazcık su. Çabuk Zakire, teli hızlı hızlı vur, hadi. Birazcık da... Deterjan. Kadir, kız yemek yapar gibi anlatıyor vallahi. Karıştırıyoruz. Dün dedi ya keyif alamadım diye, bugün keyifli iş yapıyor. Heh, şu cama şimdi ben bir kova su yapıp geliyorum. Yeniden bulaşık makinemize hayat veriyoruz. Evet, Zakire ile temizlik son hızıyla devam ediyor. Birazdan daha kötü yerlere görüşmek dileğiyle. Yaptığı yerleri güzel yapıyor. Ve sıkışı çok güzel. İnşallah süresinde yetiştirmiştir. Mutfaktaki petek çok yağlıydı, lekeliydi. Oraları da temizlemesini bekliyorum Zakire Nur Hanım'dan. Zakire Nur'un bez tutuşunu, temizliğini beğendim. Eğer mutfakta gösterdiği performansı bütün evde gösterdiyse bana rakip olabilir. Zakire benim günümde
mutfaktaki fırınıma takılmıştı. Ben de fırını ondan bekliyorum. Evet, Zakire şu anda hızlıca alt dolaba girdi. Dondurucunun üstünü alıyorum. Yalnız çaydanlık şu an elime geldi. Gelmez olaydı. Şuna bakar mısın? Sanki ayran yapmışlar içinde. Kireç tam anlamıyla yapışmış her yerine. Yani buradan da kalkıp çay içiyorsunuz. O çaydaki kireç indi hep böbreklerinize. Şuna bak. Hadi Zakire, hızlı ol. Hepsinin içine girecek misin Zakire? Bakmam gerekiyor. 2 saat 32 dakikanız geçti arkadaşlar. 2,5 saat. Bir yarım daha koysan 3 eder. 1 saat, 1,5 saatimiz var. Salonda koltuklar temiz zaten. Zakire, camım var sadece. 1 saat bırakırsanız yetmez. Yetmez değil mi? Zakir, o zaman hızlı al. Ya alt dolapları hızlı yap ya da sadece kapaklarını yap. Bence sadece yüzünü yapın çıkın. Bence de. Önleri mi yapalım? Bence öyle yapın. Yetiştirememekten daha iyi. Evet. Bu mutfak çok zordu. Çok doluydu her yer. Bir de her yerde şey, böcekler de var. Ben mutfaktaki fırını yapmasını beklemiyorum. Çünkü o kadar bir vakti kaldığını düşünmüyorum. Hele buzdolabı zaten beni nasıl oyaladı. Hakikaten ilk defa bu kadar uzun sürdü. Evet ama çok inanılmaz yani. Lastiklerin arasına varana kadar bulgur mercimek dolmuş. Öyle hakikaten. O lastiği nasıl takacağız onu düşünüyorum ben. Vallahi ben onu sana sordum, evet dedin, ona göre söktüm. Peki Kadir, bu lastik leş gibi. Sen bunu neden çıkartıp attın buraya? Ona şu an vaktim yok. Bunu böyle mi takacağız? Onu yıkasana işte. Onu yıka da. Yıka da mı? Yani onu da bir zahmet sen yap. Kız Zakire desene sen, o yapsın. Evet, yardım etsen hiç fena olmaz şu anda. 5'e bölündüm. Esma bence kendi gününe takılı kaldı. Ama Esma'nın mutfağı Zakire Nur Hanım'ın mutfağı kadar karışık değildi. Bence bu kadar beklenti içine girmemeli. Bezi tutuşu sıkması gayet güzeldi ama hızlı değildi. Benim yavaşlığımdan dem vurdu. Sıkıldığını söyledi ama ben de onu izlerken gayet sıkıldım. Hiç keyifli değildi. Evet, son kez yerleri de çektik ve şimdi salona gidiyoruz. Kız Zakire kalabalık malabalık dedik ama çıktık içinden. Gel kameraya gel. Şu kızın haline bir bakar mısınız? Yemin ediyorum Heidi gibi girdi, Tazmanya canavarı gibi çıktı. Evet, şimdi Zakire tulumunu değiştiriyor ve kaldığımız yerden tüm hızımızla nereden devam ediyoruz? Oturma odasına geçelim. Oturma odasına geç. Kızın hali kalmadı, konuşamıyor. Geç zaman. Sen geç Zakire, geç. Hey gidi Zakire Hanım. Neydi ne oldu? Haydi salonda görüşmek üzere. Zakire Nur 2 saat 45 dakika çok uzun bir süre, bence fazla oyalandı. Mutfakta benimle aynı süreyi harcamış. Bana fırın için laf söyledi, fırınım vardı, göremedim sonrasında falan diye. Umarım fırınını da temizlemişsindir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.